Oslo'da bunu ben daha önce bir ay kadar önce söyledim. Evet. Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı bir şey var mıdır diye sordum. Yine soruyorum. Ben yadırganacak bir şey de görmüyorum. Çünkü bugün ruh ikizi Erdoğan ve Öcalan beraber yürüyorlar bu. Bir iki tarafı var. Bu Recep Tayyip Erdoğan beraber yürüdük biz bu yollarda demişti. Beraber ıslandık demişti vatandaşa. Ustalık döneminden sonra gördük ki artık o beraber yürüttükleriyle ya da beraber böldükleriyle birlikte devam ediyor. İşte beraber yürüttükleri Hayırsever Rıza, beraber böldükleri de Öcalan. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman Abdullah Öcalan'ın doğrudan doğru Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhatap alındığı gayet açık ve nettir. Üstelik bu konuda Milliyet Gazetesi'nin sahibi Erdoğan Demirören'e bu İmralı tutanaklarını, Öcalan'ın İmralı tutanaklarını niye yayınladınız diye kızan da odur. Dolayısıyla bugün Öcalan, Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ve kollaması altındadır. Bununla ilgili özel temsilci olarak gönderdikleri siyasi temsilcilerin yaptıkları müzakereler sırasında Sayın Başbakan'ın da Öcalan'la irtibata geçmiş olması yadırganacak bir husus değildir. Ben bunun böyle olabileceğini düşünüyorum. Hatta Sayın Genel Başkanımız televizyon verildiği zaman acaba bir görüntülü telefon var mıdır diye orada sormuştu. Hatta bir soru daha sormuştu. Acaba Öcalan İmralı'da mı diye sormuştu. Demek ki bu soruların bir hikmeti vardır. Dolayısıyla bu millet Öcalan'ı muhatap alan, Öcalan'ı koruyan ve kollayan bu zihniyetin ne yaptığını bilme hakkıdır. Bu konuda bu resimlere ne diyecek doğrusu merak ediyorum. Biz de bekliyoruz ama görünen köy kılavuz istemez. Artık Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı Öcalan olduğu gayet açık ve net ortadadır ama böyle bir fotoğraf olduğunu biliyoruz. Fotoğrafın ötesine bir harita üzerinde anlaştıklarını biliyoruz. Bu haritayı da meşrulaştırmak için adım atacaklarını söylüyorlar ve Sayın Başbakan miting meydanlarında şunu söylüyor. Çözüm süreci devam edecektir. Nereye kadar? Ne vereceksin? Ne vaat ettin, ne vereceksin? Kimi sen acaba devam edilecek diyerek acaba kimi kontrol etmek istiyorsun? Bu süreçten sonra devam edilecek dediği şey 30 Mart'tan sonra Doğu ve Güneydoğu'da özerklik ve federasyondur. Siyasal çözümün hedefi budur. Çözüm süreci devam edecek diyen Recep Tayyip Erdoğan, devam ettireceğim başka ne kaldı? AKP'ye oy veren değerli vatandaşlarımızın bu soruyu sorması lazım. Devam ettirip de Türkiye'yi nereye götüreceksin? Sonucunu söyle. Tablo bellidir ki Öcalan'la Erdoğan KCK paralel devlet oluşturulmasında, paralel devlet oluşturmasında, Kuzey Kürdistan'ın inşa edilmesinde, Türkiye'de bir Kürdistan coğrafyası ve iradesi oluşturmakta bir anlaşmaya varmışlardır. Bu anlaşmanın muhtemelen yüz yüze bir görüşme neticesinde olduğuna ilişkin bir kanaat de bende güçlüdür. Yok hayır, maalesef Engin Alan'la ilgili bir tahliye söz konusu değil. Zaten yani yargı karman çorban. Yani gerçekten mahkemeler birbiriyle girmiş. Yani Adalet Bakanı ne yaptığını bilmiyor. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman ancak şunu ifade etmeliyim ki Balyoz ve Ergenekon süreçleri hükümetin siyasi anlamıyla kullandığı bir süreç olmuştur. Bundan önceki süreç içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi bunlarla ilgili süreçleri siyasi amaçla kullanmıştır. Bugün de ortaya çıkarılan bu tablo bu siyasi amacıyla bir bakıma rüşvet ve yolsuzlukla ilgili kendi iddialarından hesap vermesi gerekenler böyle bir ortam içerisinde bir bakıma hedefi de saptırmak istiyorlar. Asıl bence sorgulanması gereken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi anlamıyla bu Balyoz ve Ergenekon süreçlerini nasıl siyasileştirdiği ve siyasi amaçlarla yönlendirdiği hususlarıdır. Bu tarihin karanlığında kalmayacaktır.
raflarda indirilen planların hangi amaçlar için kullanıldığını, hangi amaçlar için yönlendirildiğini bütün milletimiz idrak etmelidir. Bundan önce Balyozya'da Ergenekon'la ilgili bu iddiaları milli iradeye darbe vurmak istiyorlar. Biz demokrasinin yanındayız diye milli iradeye den yetki isteyenler milli iradeyi çalmışlardır. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu ile ilgili anayasa değişikliğinde 12 Eylül referandumunda da milletin yargısı yapacağız diye yine milli iradeyi çalmışlardır. Darbe tehditleri var diyerek şimdi geldiğimiz bu noktada bu sefer de rüşvet ve yolsuzluğun üstünü örtmek için de bu sefer yargı darbesi var diyerek yine kendilerini bu süreçten kurtarmak istiyorlar. Dolayısıyla bu tahliye süreçlerinden ziyade bu süreçlerin hangi siyasi hedeflerle yönlendirildiğini, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu siyasi süreçleri nasıl yönlendirdiği ve bu siyasi süreçlerin içerisinde yaşla kurun nasıl bir araya getirildiği hususu bundan sonraki süreç içerisinde de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.